Nerede o Yakup, nerededir? İşte, oradadır. Sağ ol. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsin doktor oğlum. Hoş bulduk. Buyur gel, otur. Buyur geç. Nasılsın? İyisindir inşallah. Çok şükür iyiyim. Şey efendim, ben şey için gelmiştim. Ben sizi düğünüme davet etmek istiyorum. Bugün 4 gibi olacak inşallah. Davete icabet etmek sünnettir. Elbet geliriz. Allah hayırlı etsin. Sağ olun efendim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Diyeceğin tek bu mudur? Başka diyeceğin yok mudur? Şey... Rahat ol. İstediğin şeyin ağırlığını görürüm, bilirim. Vermek mesele değildir. Lakin verilen sadece bir kağıt parçası değil, belki de bir milletin istikbalidir, huzurudur. Sizden bir belge isteyeceğimi nasıl bildiniz? Hem nedir bu belge? Neyin peşindeler? Bu belge şart meselesinin ve bir imparatorluğun batışının, parçalanışının, cumhuriyet fidanının nasıl kurutulmak istendiğinin yöntemidir. Kürtleri ve onlarla birlikte bu toprağın evlatlarını nasıl yok edeceklerinin planıdır. Nasıl bir plan bu? Çok büyük bir plan. Evveli uzun. Ama esas korkular, düşmanlıklar üzerine. İlk önce bütün solcuları terörist ilan edip onlarca genci birbirine kırdırdılar. O geçti, bu defa her Kürt'e teröristsin deyip İki kardeş halkı birbirine düşman etmeye kalktılar. Sonra da güya örgütün karşısına çıkarılan dinsiz imansızlara da İslamcı örgüt deyip tüm Müslümanlar teröristtir dediler. Yıllardır oyunun büyüğü Kürtlerin üzerine dönüyor. Lenin ve Stalin gibi asrın tağutlarından dinsiz bir önder inşa edip onunla bu peygamberler diyarını ülkeden koparmak istiyorlar. Bu şekilde maneviyatını kaybetmiş, mazisinden utanan bir ulus oluşturup sonra bu ulusla dünyanın kalbindeki maneviyatı silmeyi amaçlıyorlar. İşte bu amaç uğruna bu milleti bölmek için uğraşıyorlar. Gözleri ay yıldızlı bayrakta. O bayrağın altında toplanan herkeste. Bu bayrak inerse manevi kıyamet kopacak. Kürt, Türk, herkes ziyan olacak. İşte bu korkunç oyunun adımları ve failleri tek tek bu belgede. Eğer bu belge ellerine geçerse artık onları kimse durduramaz. İşte hal budur evlat. Şimdi sen de bakalım, bu belgeyi niye istersin? Babam 30 yıldan beri kayıp. Bugün ölüp ölmediğinden bile emin değiliz. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi aslında temiz olmadığını bildiğim birileri onun nerede olduğunu bana açıklayacaklarını söylüyorlar. Tabii bu belge karşılığında. Yani dersin ki bir babaya bütün bir milletin hesabını isterler. Belge senindir. Elinde uğruna onca canın feda olduğu bir milletin istikbali var. Ne yapacağına sen karar ver. Benim mi?
Bu belgeye kimsenin yaklaşmasına izin vermeyeceğim. İçiniz rahat olsun. Bundan böyle bana da emanettir. Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Sizin de. Ben müsaadenizi isteyeyim. Şimdi ne yapacağımı çok daha iyi biliyorum. Hainlerden değil, sizin safınızda olmak ve bu milletin huzuru için çabalamak istiyorum.